Şimdi bir Skype bağlantımız var. MF Genel Başkanı Selma Gürkan ile son günlerde artan polis şiddetini, korona günlerinde çalışmaya zorlanan işçi ve emekçilerin durumunu konuşacağız. Selma Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Aynı zamanda geçmiş bir kutlama ama bütün halkımızın bu zor günlerde kutladığı bayramını ben de bütün halkımızın bayramı kutlu olsun diyorum. Evet, isterseniz önce polis şiddetini konuşalım. Korona günlerinde önlemlerle birlikte ve sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte hele hele bayram günlerinde birçok yerden, ülkenin birçok yerinden şiddet haberleri geldi. Aslında kayyum eylemlerinde HDP'lilere, HDP'li vekillere yapılan saldırıların sade vatandaşlara, evinde oturan sade vatandaşlara kadar indiğini ve yayıldığını gördük. Polis şiddeti neden arttı? Çünkü tek adam yönetimi artık anayasal ve yasal dayanıklarıyla oluşturulmuş oldu. Şimdi tek adam yönetiminin güç tahkim etmesi gerekiyor. Bundan sonra bu siyasal rejimin bir baskı rejimi olarak devam edeceğini öngörebiliriz. Daha öncesinde de zaten bunu ifade ediyorduk. Tek adam yönetimi demek yasak, otoriter ve baskıcı bir siyasal rejim anlamına gelir şeklinde tespitlerimiz vardı. Hükümet de bizim bu tespitlerimizin doğruluğunu bizzat uygulamalarıyla, politikalarıyla göstermektedir. Çünkü siyasi iktidarın bugün halkın, emekçilerin yaşamış olduğu hem ekonomik alanda yaşanmış olan sorunlara hem diğer demokrasi, özgürlükler ve haklar alanında yaşanan sorunlara dair herhangi bir çözüm önerisi, herhangi bir beklenti yaratacak vaat düzeyinde bile olsa bir çözüm önerisi yoktur. Dolayısıyla siyasi iktidar iktidarını baskı rejimiyle ayakta tutmaya çalışıyor ve bundan sonra da özellikle korona sonrası da bu baskı rejimini daha da artırarak devam ettireceğinin ipuçlarını görebiliyoruz biz. Yasaklarla bunu sürdürecektir, şiddetle sürdürecektir, baskıyla sürdürecek. Muhtemelen gözaltı, tutuklamalar bugünden bunu zaten ipuçlarını vermekte. Aslında bugün yaşadığımız gerçeklik bu siyasi rejimin nasıl özelliklere sahip olduğunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Polis başta olmak üzere bekçiler ve diğer güvenlik güçleri vazife kapsamındaki hakları genişletildi. Görev kapsamındaki bütün hakları da çok ileri boyutlara taşındı. Bunun nasıl bir etkisi olmuş olabilir? Çünkü devlet kademesi tek adam yönetiminde bir polis devleti olarak kurgulandı ve bütün düzenlemeler buna göre yapıldı. Çünkü takdir edersiniz ki ülkede yargı sistemi adaleti sağlayacak bir yargı sistemi yok. Yargı böyle işlemiyor. Sonuçta polis tedbirleriyle ve güvenlik tedbirleriyle hükümet halkı zapturapt altına almaya çalışıyor. Bu sadece siyasi muhalifler açısından değil. HDP zaten saldırının en baş noktasındaydı ama gitgide bu şey yayıldı. Baskı, saldırı, tahammülsüzlük, parlamentoda bulunan, grubu bulunan diğer siyasi partiler, CHP gibi, kısmen İYİ Parti gibi partilere kadar uzanan bir baskı rejiminden bahsedebiliriz. Ve bizim gibi parlamentoda temsiliyeti olmayan siyasi partiler zaten gözaltından, tutuklamalardan siyasi faaliyetini yürütürken artık karşılaştığımız muameleler bu siyasi iktidarın normali oldu. Aslında hani deniyor ya koronadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, yeni normallerimiz olacak diye. Şunu çok açıkça söyleyelim ki bu siyasi iktidarın da yeni normali bir polis devleti olması, yargının tek adam talimatıyla işlemesi, hukuk sisteminin bir adalet değil, tam tersine muhalefeti ezme, bastırma, sadece siyasi muhalefeti değil, hak talep eden bütün toplumsal kesimleri. Yani yarın bir gün işçiler hak talep ettiğinde, ücret artışı talep ettiğinde, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ettiğinde biz benzer bir uygulamayla karşı karşıya kalacağını öngörebiliriz. Çünkü hükümet zaten siyasi iktidar herhangi bir çekintisi olmadan
doğrudan saldırabileceğini, müdahale edebileceğini ifade etmektedir. Polis de, bekçi de aslında bu cesareti, bu cüreti cezasızlıktan almaktadır. Siyasi iktidarın bu özelliğinden almaktadır. Evet, korona günlerindeki emekçilerin durumuna bakalım biraz da. Evde kal çağrıları yapıldı ama evde kalamayan çok sayıda işçi ve emekçi oldu çünkü çalışmak zorundalardı. Bu süreçte neler yaşadılar? İlk elden şunu söyleyebiliriz. Öncelikle çalışma hayatına dair önemli düzenlemeler yapıldı. Yani şunu gördük bir defa çok açıkça korona nedeniyle açığa çıktı. İşçiler, üretenler olmadığında hayat duruyormuş. Sınıfın önemi bir kez daha, üretenlerin, emekçi sınıfların önemi bir kez daha açığa çıkmış oldu. Diğer taraftan ölümüne bir çalıştırılmayla karşı karşıya kaldık. Yani sağlık gibi, gıda, temizlik bu dönemde halk sağlığı ve halkın ihtiyaçları için zorunlu olan üretim ve hizmetlerin dışındaki üretimin de kesintisiz devam ettiğini gördük. Çünkü her şey kar mantığıyla bakıldı ve siyasi iktidar da üretimin durmaması için gerekli tedbirleri aldılar. İşçiler bir taraftan korona nedeniyle salgın tehdidiyle karşı karşıya kalırken ailesi için, kendisi için hastalanabileceği ve bu hastalığı etrafına bulaştırabileceği kaygısını yaşarken diğer taraftan da aynı zamanda işsiz kalmanın korkusunu yaşadı. Çünkü salgını gerekçe göstererek pek çok işçi işten atılmış oldu. Bugün dünya ölçeğinde baktığımızda milyonlarca yeni işsizler ordusuna milyonlarca yeni işsiz dahil oldu ve Türkiye açısından da böyle yüzlerce binlerce işçinin işten atıldığını biliyoruz. Yanı sıra iktidar baskılamak üzere işsizlik fonunun tekellerin hizmetine sunulması gibi teşvikler, sigorta primlerinin ertelenmesi, kredi borçlarının ertelenmesi gibi pek çok olanaklarla sermaye kesimine destek sundu. Onların karlarına kar katmasının olanaklarını genişletmiş oldu. İşçiler şimdi bu koşullarda çalışırken salgın günlerinde şimdi aslında salgını da bahane ederek başka saldırılarla karşı karşıyalar. Sizler de haberlerinizde konu edinildi. İşçilere işte güvenlik çipi gibi çipler takıp, cihazlar takıp sosyal mesafeyi korumak adına yan yana gelen işçilerin tespitini yapabilecek yeni cihazlar takmaya ve üretimi böyle denetlemeye çalışıyorlar. Diğer taraftan uzun süredir MES tarafından hazırlığı yapılan izole üretim alanları şeklinde organize edilen yeni organize sanayi bölgelerinin yeniden örgütlendiğini görüyoruz. Yakın 1 hafta 10 gün içerisinde ilki açıklanmış, açılmış olacak organize sanayi bölgesinin. Yani binlerce işçinin bir arada çalıştığı, ailesiyle birlikte organize sanayi bölgesi içerisinde yaşadığı ve çocuklarının da bu bölge içerisinde okula gittiği bir çalışma düzenini düşünün. Yani burada şimdi işçilerin sağlığını korumak adı altında reklam ediyorlar ama asıl herhangi bir engelle karşılaşmadan üretimin sürmesi ve karlarının eksilmeden sürmesi için bir düzenleme olduğu aşikar. Korona salgını sebebiyle de bu düzenlemeyi hızlandırmış oldu ve Metal Sanayicileri Sendikası MES bunu bir marifetmiş gibi reklam ettiler. Buradan da anlıyoruz ki işçilerin örgütlenmesinin önünde engel koymak, işçilerin kendi arasındaki iletişimi, ilişkileri kesmek, birliğini sağlayabilecek bütün olanaklarını kapatmak üzere bir hazırlık içerisindeler. Evet. Dolayısıyla bir taraftan toplumsal düzende baskı düzeni yeniden örgütlenmeye çalışılırken çalışma alanında da işçilerin örgütlülüğünü engelleyecek, birliğini bozacak ve disiplin ve koruma adı altında dizginsiz bir sömürü çarkının işlenmesine mahkum edilecek bir çalışma düzeninin hazırlığında olduklarını görüyoruz. Evet, EMEP Genel Başkanı Sayın Selma Gürkan, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.